bulunduğu bölüme kilit vurulması. İşitme engelliler de artık rahatlıkla 112 acil servise ulaşabilecek. Akıllı telefonlara indirilecek bir uygulamayla engelliler fotoğrafını çekip bakayı ya da başlarına gelen olayı görüntülü olarak da anlatabilecekler. Arkadaşınız kalp hastası mıydı? İlk defa mı oluyor? Bu uygulama işitme engellilerin sesi olacak. Çünkü onlar ne duyabiliyor ne de konuşabiliyor. Ama artık acil servislerde engeller ortadan kalkıyor. İşte bu uygulamayla acil servis 7/24 işitme engellilerin hizmetinde olacak. İsterlerse konum göndererek, isterlerse de görüntülü mesajlaşarak acil servis hizmetinden yararlanabilecekler. Aradığında isterse mesaj gönderecek, isterse fotoğraf paylaşacak, işaret dili bilen personelimizle görüntü olarak görüşerekten derdini anlatıp en acil ve en hızlı sürede ambulansımız görevlendirilecek. Sağlık Bakanlığı ve 112 acilin ortak çalışması, Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi, işitme engellilerin yaşadığı sıkıntıdan dolayı yapıldığı uygulama. Çünkü işitme engelliler 112 acilden yararlanamıyor. Daha doğrusu yararlanamıyordu. Hem duyma hem de konuşamama problemi olduğu için ambulans görevlendirme sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Hani gidip de ateşi var ama şöyle bir sorunum da var diye anlatamadığı için ailemiz birçok yerde kopukluk tabii ki de yaşadık. Akıllı telefonlarda ücretsiz indirilecek olan uygulama Haziran'da hayata geçecek. O uygulamayla fotoğraf gönderilebilecek, işaret diliyle mesajlaşma yapılabilecek, hatta interneti olmayan da yararlanabilecek. İnternetin olmadığı yerlerde de mesajla, tek mesajla koordinat paylaşımı olacak. Tüm bu süreçler ücretsiz olacak. Ekipteki personele işaret dili eğitimi verilecek. Zaten birçoğu anne babası işitme engelli sağlık çalışanı. Benim annem babam işitme engelli. Onlar da bu uygulamayı kullanacaklar. Ben bu acıyı yaşadığım için dışarıyı anlamak daha kolay oldu belki de. Sakin ol. Hasta yakınları muayene odası.